Evet arkadaşlar bu PlayStation 5 yakında çıkacak. 2020'de çıkacağı söyleniyor. Bununla ilgili bir iki tahminde bulunmak istiyorum. Bence PlayStation bir şey öğrendi bu 4 serisinde. Abi adamlar performans modu, işte güzel görüntü modu falan diye modla satarsak konsollarımızı Xbox için de bu geçerli hatta. Adam Kutunun üstüne 4K yazsa da hakiki 4K olmayan işte e, anti-aliasing yöntemleriyle falan parlatılmış bir 1080p'yi kabul ediyor. 30 FPS'de veya hakiki 4K olsa bile 30 FPS'de sürünerek hatta 30'un da altına düşen 25 FPS'lerde sürünerek oyun oynamaktansa 1080p 60 FPS'yi kabul edip adam performans modunu açıyordu. Bu şu anki nesilde böyle. Daha önceleri bu yoktu. Daha önceleri hiç böyle bir şey yokken mesela PlayStation 3'te çok tırtıklı görüntüler oluyordu bazen. Yani çok 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 düşük optimize edemedikleri için oyunu makine güçsüz diye keskinleştirme vardı. Grafikleri keskinleştirsin mi? İşte filan böyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ayar vardı. Onu açıyordun. Ama FPS'e bayağı düşüyordu galiba mesela GTA 5'te Fiji şekilde polisle çalışmaya girince PS3 hem ısınıyordu hem de FPS'ler düşüşe yol açıyordu. Şimdi bunu PlayStation 4 döneminde anladılar ki abi hakiki 4K vermesen 1080p'den bu antializik yöntemleri var bilgisayarda arkadaşlar. Mesela adam 4K olamıyordur. Ekran kartının gücü yetmiyordur. 4K 60 FPS olamayan oyunu 1080p'de alır görüntüyü. 1080p'yi alır çözünürlüğü. Ama e, 1080p'de de çok çok yetiyor ekran kartının gücü. Bu defa adam anti-aliasing yöntemlerine abanıyor. Ufra'ya çekmiş grafikleri. E, süper sampling, multi sampling diye anti-aliasing yöntemleri var bilgisayarda. Bu, bunlar biraz şey yapıyor. Sanki çözünürlüğü yükseltmiş gibi bir efekt e, yaratarak sana daha cilalı bir görüntü veriyor. Daha üstünden geçilmiş iyi bir görüntü veriyor. Yani ee, bunu PlayStation 4'te anladılar. 1080p oyunu 30 FPS'de oynamayı kabul edersem oyunu bu grupusu anti-aliasing yöntemlerini kullanıyor ve işte sana e, 1080p'yi cilalayıp 4K'ymış gibi sunuyordu. Hatta değil. 4K da değil. Bazı sahnelerde de galiba e, değişiyor galiba o çözünürlük. Ama e, velhasıl kelam kutunun üstünde 4K yazıyor ve bu almaları için bir sebep oldu. Hani bazı insanlar eleştirdi. Ya o zaman PS3'ün remini arttırıp tekrar sürseydiniz. Piyasaya 4'ü çıkartmasaydınız. İşte PS3'ün bazı şeylerini düzeltip tekrar üretime devam etseydiniz filan dediler. Çünkü aman aman iyi bir grafik değildi. İyi çıkan konsollar yeni neslin. Şimdi ama bunu burada Sony bir şey fark etti. Abi TV'nin de öyle yaptılar. TV'nin üstüne adam 4K yazıyor. 4K diye satıyor. Kullanıcı eve getirip TV'yi TV, TV kurduğunda ee, abi 4 kaymış ama 30 FPS'deymiş. 60 FPS olamıyormuş. İşte 30 FPS'de TV yayını, uydu yayını, bilmem ne yayını ya da işte Blu-ray film izlersin belki 30 FPS'lik modda. Ama 60 FPS oyun deneyimi yaşayacaksan canım benim dünyanın en güçlü bilgisayarını falan da getirip taksan da bu monitör, bu panel en fazla 30 olur. Mecburen 60 FPS, 59 FPS falan istiyorsan 1080p seçeceksin dediler. TV'lerde bunu yaptılar. İnsanlar eve getirdi, TV'yi kurdu. 4K aldım diye sevindi. Ama 30 FPS çekti o 4K'lar. Bunu konsolda, konsolda da yaptılar ve tuttu. Tuttu. Hani ben dedi 4K veriyorum dedi. 4K vermediği halde 4K veriyorum dedim. Şimdi bunu PlayStation 5'te yapacaklar bence. PlayStation 5'te size direkt PlayStation 4 oyunlarını 8K'ya güçlendirdik deyip Tekrardan satacaklar. E, 30 FPS'ye kitleyip de e, zar zor uyarlayıp da 4K'da verebildikleri oyunların sadece FPS kilidini kaldırıp 60 FPS e 4K olarak verip e, tekrar satacaklar ve upscaling yaparak yani o e, bizdeki bilgisayardaki anti-aliasing yöntemlerine benzer bir yöntemlerle 8K ama ham ham verisi, ham görüntüsü 4K ama geliştirilmiş bir 4K yani ultra 4K, ultra grafik ayarının üstüne bir de Super Sampling Aliasing yapmış e, makinenin içindeki grupu 4K'nın cilalanmış hali gibi bir sonuç ortaya çıkacak. E, ve bunu 8K diye millet alacak. Hatta gidip TV'lere koşup TV'lerin de 8K'sını isteyecekler. E, aynı numarayı tahminim yine TV'lerde de yapılacak. Diyecekler ki ya kardeşim 30 FPS. E. 60 FPS istiyorsan 4K'yı seçeceksin. Yani bu nesilde 4K oyun deneyimi hem bilgisayar tarafında hem de konsol tarafında Xbox One X'le yaşanabiliyor iken adamlar 60 FPS'ye 4K'ya 60 FPS'ye güncelleyip donanımını PS4'ün donanımını biraz değiştirip tekrar sürecekler bence PlayStation 5'i. Çünkü çok satılıyor. PlayStation 5 çok fazla satılıyor. Bunu kullanacaklar. Hatta benim tahminim PS4 e, donanımının içindeki PS4 Pro'nun içindeki e, diski asla koymayıp asla diskle çalışmaz hale getirip sistemi SSD, hızlı bir SSD sistemi ekleyecekler. Mesela makine tahminim 1TB SSD ile gelir ve der ki adam e, benim ürettiğim PS5 için ürettiğim e, 2TB'lık ve 4TB'lık modelleri takabilirsin. Çok yüksek fiyatlara ya da işte 1 TL'lik SSD ile devam edersin. Ama sadece SSD çünkü onu da tahminim PlayStation bu sefer bir şey fark etti. PlayStation dolum süreleri bu loading ekranları insanları kızdırıyor. Yani yeni alınmış bir oyuna adam 60 dolar ödüyor. Yeni alınmış bir konsol 3 dakika bölümden bölüme geçerken bekliyor. Ya da işte açık dünya oyunlarında Abi oyun donuyor. Bir şeyler bahane ediyorsun yani. bir yerden bir yere geçerken bir loading ekranı geliyor açık dünya oyununda. Ama bilgisayarda insanlar çok hızlı bir SSD. Mesela M2 SSD'ler çıktı. Direkt anakartın üstüne takılan. O SSD'leri bilgisayar kullanıcıları 4 tane yan yana takıp RAID yaparak da kullanıyor. Bilgisayar, ekran kartı, RAM sanki yani e, remin içinden kullanırmışçasına hızlıca kullandığı için bilgisayarlar bilgisayarlarda bu loading ekranlarını görme, görmezken konsollarda görüyor artık insanlar buna oyuncular kızgın yani ve e, konsolla bazı oyunlar daha pahalı ve daha çok satıyor. E, bilgisayarda bir tane satıyorsa konsolda 10 tane satıyor. Buna rağmen loading ekranlarını görüyorlar. PlayStation Sony bunu anladı. Yeni gelecek PlayStation 5'in içine çok sağlam bir SSD veri yolu yapacaklar. PlayStation 4 Pro'nun içindeki havza depolama birimi olarak SSD'yi takıp grupusunu da söküp aynı 4K 60 FPS'de çalıştırabilecek bir grupu dizayn edip koyacaklar. Satın alıp koyacaklar ve diyecekler ki abi adam 8K'yı seçerse oyun 4K'da yapılmış olan oyun ee, süper samping, anti-aliasing yapsın upscaling yapsın bu işlemci bunu ee, cilalanmış bir 4K'yı 30 FPS'de de sunsun ee, şeyde ee, pardon 4K'yı diyorum 8K'yı böyle ha cilalanmış 4K'yı böyle anti-aliasing yapılmış 4K'yı 30 FPS'de e 8K vaziyetinde sunsun ya da işte oyuncu 8K gördüğünü sansın 8K'ya benzer bir görüntü yani 4K demesin bu 4K'dan iyi Herhalde 8K demek zorunda kalsın. Böyle bir yapıda getirecekler. Bence PS4 Pro'nun kupusunu değiştirip hafızayı da sadece SSD üzerinden yapıp oyun geliştiren firmalara da kardeşim bak çok hızlı bir SSD taktık. Bu makineye asla mekanik disk koymayacağız. SSD'yi kullanacak şekilde haritalarını geliştir. Canım benim. 4K FPS yap gerisini biz hallederiz. <laughs> yani gerisini biz hallederiz makinen Ha kutunun üstüne 8K yazacaklar 8K gaming yazacaklar ama Sana verdiği şey Anti-aliasing yemiş 4K olacak Benim tahminim böyle Sonra da diyecekler ki Abi tamam 8K da native değil ki Native olunca Hakiki 4K almış oluyor ee, Şey pardon 8K almış oluyor 8K'yı biz native değilse Şey olacak e, cilalanmış 4K'nın yükseltilmiş hali falan. Ya çok da fark etmez ya. İyi görüntü idare eder falan diyecekler. Ve konsol oyuncular da bunu alacak, oynayacak. Ve yani PC tarafında abi bilmem kaç ekran kartından 8K'yı zar zor oynuyoruz. Bak ucuz yollu makineyle yine canavar gibi PlayStation oynayabiliyorsun. A gelecek olay. Çünkü açıkçası da oyuncular 4K, 6K, 8K, 10K derdinde değildi. Yani PlayStation 3'ten sadece 1080p'ye yükseltip orada kalıp 60 FPS'den ödün vermeden de oyunları çıkarsalar yine fark etmeyecekti. Hatta PS3'ün hiç Xbox 360'ın geleneğini devam ettirip yeni nesil çıkartmayıp abi bunun remini falan güçlendirdik biraz. Azıcık da çözünürlüğü yükselttik eski makineye kurursan leş gibi grafik. Yeni makineye kurursan acık daha güzel görüntü. Aynı PS3'ü çıkartmaya devam ediyoruz deselerdi yine PS3'ü alırlardı. Yine Xbox 360'ı alırdı oyuncular. Yani konsol oyuncusunu zaten böyle bir çözünürlük derdi çok yok. Sadece bilgisayar kullanıcıları bu konsolcuları ezikliyordu gördükleri yerden Yani adam diyor sen diyor oyunların optimize değil kardeşim. Bilgisayarda oyun oynamak dert diyor. Öbürü de diyor ki ulan diyor sen ne diyor e, leş gibi grafiklerle oyun oynuyorsun diyordu. Bu bilgisayar oyuncusunun hem bilgisayardan oyuncu çalmak niyetindeler hem de işte böyle göz boyuyorlar. Dediğim gibi ben PlayStation 5'in hani kaç e, Kayseri'li bir atasözü var derler ya Kayseri'li anasını boyar babasına satar. <laughs> yani milletin elindeki PS4 Pro'yu boyayıp kutunun üstüne 8K yazıp acık antializing yaparak 4K'yı 8K'ya streç ederek bu upscaling yaparak 30 FPS'de ancak sunacak bir cihazı çıkaracaklar ve yani oyuncular da oynayacak tahminim. Çünkü şöyle bir şey var. yeni nesil diye 4K 60 FPS akıcılıkta makine çıkarttık deseler de oyuncular oynayacaktır. Yine alırlar ama tabi tabii 8K TV kime satacaksın? Nasıl satacaksın? Niye alsın adam? 8K'yı 30 FPS saçmalığıyla tekrar sunacaklar. Yani aldığın televizyon 40 inç televizyon alıyorsun kardeşim. 8K diye sana pazarlayacak adam. Çarşıdan aldım 8K eve geldim 30 FPS deymiş. Yarım yamalakmış. Çakma 8K'ymış. Durumuna düşecekler. Aynı filmi PlayStation 4'ün ilk çıktığı dönemdeki ve 8 şey 4K TV'lerdeki bu ilk dönemlerindeki bu 30 FPS saçmalığını bence 8K'yla PlayStation 4'ü de yanlarına alarak şey PlayStation firmasının yanlarına alarak PlayStation 5'i üretip de aynı şekilde aynı numarayı tekrar önümüze koyacaklar diye düşünüyorum. Ben bu şekilde tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, bakalım çıkınca göreceğiz artık.